Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Farming Simülatör'ün yeni bölümünden daha hepinize kucak dolusu sevgiler. Bir önceki bölümden de hatırlamış olduğunuz gibi pancarımızı söktük arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı yaklaştı. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz de tabi hazır kurban yaklaşmışken çalışmalara başladık. Tabelamızdan da görmüş olduğunuz üzere. Kaç tane kurbanlık satın aldık. Kelepirden düşürdük daha doğrusu. Onları gidip getireceğiz arkadaşlar ahırımıza. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Onlar kurbanlıkları gelip alacaklar birkaç gün sonra. Kurban sabahı da alanlar olacak. Bugün birçok işimiz var. Bizim ahırımızın yanında gübreler birikmiş arkadaşlar. Onları atacağız. Şöyle bir tanışımızdan çapıldak getirdik. Hayvan gübresini bunun içine koyuyoruz. Tarlaya sepiyor arkadaşlar. Bunu getirdik. Pancar tarlamıza gübre atacağız. Hayvan gübre satacağız, organik gübre. Oraya mısır ekmeyi planlıyorum. Mısır ekeceğiz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, şimdiden videoyu atlamayın. Mısır ektikten sonra oraya damlama sereceğiz. Bir önceki videoda, daha doğrusu boru döşediğimiz videoda, sağ üst köşede çıkar o videoda. Arkadaşımızın biri, adını hatırlamıyorum kusura bakmasın. Kendini yorumlarda belli etsin eğer buradaysa, bu videoyu izliyorsa. Abi damlama döşe demişti. Aklıma yattı. Onun hem damlama serme makinasını hem de damlama borularını oyuna modelleyeceğim. Nasip olursa mısıra damlama döşeyeceğiz bundan sonraki videoda. Yani Kurban Bayramı geçtikten sonra gübremizi o tarlaya atacağız. Kurbanlıklarımızı getireceğiz. Mısır ekeceğiz. Pancar tarlasını ben off stream, yani video dışı 54 tonuna patlatma çektim oraya. Dünyada bir ilk, canım çektiğin Allah'ın işi. Girdim oraya patlatma çektim. Traktörü de buraya çekmiştim. Borularımız vardı ramokta yüklü tabancalarla beraber. Hani diyordum ya yukarıya dizeriz onları diye. Buraya uygun gördüm. Borularımızı, tabancalarımızı falan buraya koyduk. 265'liğimiz burada arkadaşlar. Berkay yaptı bunu, bizim Berkay Kuzan. Kepçesiz hali Motup'ta onaylandı. Aşağıda açıklama kısmında Motup'taki halinin linki var. Oradan indirip oynayabilirsiniz. 5 yıldız vermeyi unutmayın. Sizlerden ricam bu. 5 yıldız kesinlikle verin arkadaşlar. Kepçesi güncelleme ile gelecek. Arkasına şöyle bir ağırlık taktım. 750-800 kilo civarında olması lazım bu ağırlığın. Şimdi çapıldağımızı takak motora. Gübrelerimizi götürüp tarlamıza atalım. Sonra gidip söylediğim gibi kurbanlıklarımızı getirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurup alttan bir beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. O zaman başlayalım. Gel baba. Gel. Şimdi şu arka ağırlığı önce bir gübrenin yanına bırakak. Çünkü böyle takılmaz makine arkaya. Bana yorumlarda çok kızmışsınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bütün yorumları okuyorum. Hepsine cevap veriyorum. İçeriden sürün halet olsun diye kızmışsınız bana. Ama ben de içeriden sürüyorum. Şimdi şunu şöyle bir şuraya bırakalım. Burada beklesin. Gübremiz burada. Bu gübre nereden geldi diye soracak olursanız Allah tarafından geldi. Takılmayın öyle şeylere. Burada bir dursun ve bir koptur koptur gidelim diğer traktörlerin yanına. Burada 266 volt var, 780 var. Onu en iyi hangisi çeker? Hı. Şimdi bilemedim. Bu işe en uygun 5000'lik Ford. Canavar gibi metal yığını aslanım benim. Bu işi yapar arkadaşlar. Tabi şapıldağa takmazsak bir yemek. Kafamız 1 milyon. Hemen şöyle gidek şapıldağımızda. Onun artık neyse. Her bölgede bir şey diyorlar. Bizim burada şapıldak diyorlar ona. Gübre şapıldağı. Gübre dağıtıcı diyen var. Var Allah var. Şapıldak diyek. Şöyle yanaşalım. Heh. Güzel. Çok güzel. Tam uygun oldu vallahi, güzel. Bu şimdi 640'ların arkasında niye böyle bir ramoklar var diyecek olursanız, dediğim gibi geçen gün canım istedi, gireyim az oynayayım dedim. İleride bir tarla var arkadaşlar, ora çim ekiliymiş. Komple biçtim, dırmık çektim, balya yaptım. Bunu da getiriyordum. Şurada göstereyim hemen. Ha, buraya çektim böyle. Burada da D30'umuz var, onda da ramuklar takılı. Öyle kafama göre keyfine getirdim. Hiçbir anlamı yok onların niye getirdiğimi falan. Öylesine getirdim, duruyorlar. Saman falan yaparız belki onları. Gidelim şimdi şu gübremizi bir halledelim. Videonun girişi aşırı derecede uzun oldu. Daha işe geçemedik. Buraları ya kısarım ya da bu videonun 30 dakika falan olabilir. Hiç belli olmaz. Daha çünkü mısır ekeceğiz. Yetişirse tabi. Kurbanlıkları getireceğiz, ahıra yerleştireceğiz. Bu gübreyi atacağız. Bol içerikli bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Şöyle yaklaşalım abi. Böyle güzel. Stop edelim 5000'liğimizi. O zaman vira bismillah. Allah'tan yetişiyor ha. Tök 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 tök.
Ramok ne kadar alıyor ya? 10 ton falan alıyordur herhalde. Daha Berkay tam bitirememiş bu modu. Bazı eksiklikleri var ama yine de çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Dediğim gibi güncellemeyle gelecek ön kepçe. 5 yıldız vermeyi unutmayın. Link aşağıda arkadaşlar. Bu da dökelim. Kustonları falan yok daha kepçenin. 3 kepçe de hemen hemen 3 kepçe de doluyor. 2,5 kepçe hatta. Tamam, bunu şöyle uygun bir yere çekelim. Şurada şöyle beklesin bizi. Portla gidip hemen bir atmaya başlayalım bakalım. Her zaman dediğimiz gibi tarlanın can evi gübredir. Ne kadar çok gübre o kadar çok verim. Her videomuzda söylerim bunu gübre attığımız. Şimdi ben şu tarlaya gideyim arkadaşlar, orada görüşelim. Biz buraya gübre atalım en iyisi arkadaşlar. Bizim ortak gelsin. Buraya mısır ekmeye başlasın. O sırada gidelim kurbanlıkları getirelim. Çünkü adam arayıp sıkıştırıp duruyor. Hadi nerede kaldın, hadi nerede kaldın diye. Onun da bir 10 tane kalmıştı. Onu da biz aldık işte kurbanlıkları. Hadi bakalım. Yavaştan atalım. İyi olur gübre mısıra. Nasıl olsa damlama sereceğiz. Bu sefer su motoruyla falan uğraşmayacağız. Damlamayla işi çözeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi onun ben modunu yapacağım. Bir sonraki videoda damlamayı da sereriz. Güzel olur bence. Abi biz her zamanki gibi şu rampaya çıkamıyor hiçbir traktörle. Bununla da çıkamayız. Çap gidelim. 1-2 ramok atsak herhalde burayı komple kapatırız gübreyle. Bir de üstüne gaz ayağı çekersek yeme de yanında yat. Ya da direkt de ekebiliriz. Bilmiyorum, ortağa kalmış bir şey yok. Fazla da atmıyor ki arkadaşlar. Ottan başı demek vallahi. Damlama da sereceğiz. Kapa mapa nasıl atarız hiçbir fikrim yok. Bir şekilde hallolacak. Ama damlama iyi geldi aklıma. O yorumlarda söyleyen arkadaşlarım da Allah razı olsun. İyi fikir verdi. Güzel olur. Hoş olur. Şimdi bir şu gübre işini bitirek. Kurbanlıklarımızı getirek. Bu olayda böylelikle atlatak. Az bir şey kaldı. İnşallah başa çıksa keşke. Ne olur çıkla başa. Allah'ın çıkmadı Allah. Canın almasın. Neyse. Hemen gidip ikinci ramoğu dolduralım arkadaşlar. Kurbanlıkları ramokla getirmeyi planladım. Bizim boru taşıdığımız ramokları biliyorsunuz zaten. 10 tane kurbanlık var. 5 birine yüklesek hayvanları. Alır gelirik diye planladım. Bakalım nasıl olacak. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şu ikinci ramoğumuzu da bir yükleyelim. Onu da götürüp atalım. Tarla hazır olsun. Bizim Ciguli ortak da gitsin. Orayı eksin. Çünkü ben ekersem işler çok büyük karışacak. Bu video 1 saat olur. Canlı yayın yapamıyorum bu aralar arkadaşlar. Basecam geldi. Hazır, hiçbir problem yok. Sadece canlı yayınlarda kullanmaya karar verdim. Öyle daha iyi olur. Şu işlerimizi, harmanımızı bir kaldıralım ki rahat rahat yayın yapabilelim. Bu aralar ciddi anlamda bir yoğunluğum var. Oradan oraya, oradan oraya bir koşturma içindeyim. O yüzden bu aralar canlı yayın yapamıyorum. Gel abi, gel abi. Operatörlüğüme de diyecek yok abi. İndiriyorum, bir kaldırıyorum Allah etmesin. Tamam. Traktörü gölgeye çekelim şöyle. Ekimi bununla yapacağız arkadaşlar. Bizim bir havalı mimzer var. Arkadaşa verdik onu. Söyleyeceğim getirmesini. Hemen onun ekimini de yapalım. Burada bir duralım. Ben bizim ahbabı arayayım, makinayı getirsin. Hemen tohumu gübreyi yükleyelim. Ortak da gelir birazdan nasıl olsa. O bir yandan ekmeye başlasın. Emaneti getirmiş bizim Jubilee. Şimdi kepçemizi şuraya açsak hiçbir problem olmaz arkadaşlar bence. İçinde bok var ama. Boş ver. Heh. Tamam. Şu arkadaki ağırlığı da hemen şuraya bırakalım. Tamam. Şu traktörün ön ağırlıklarını ben bir takayım. Çünkü ön ağırlığı olmadan önü kalkar bunun. Takalım hemen ön ağırlıklarını arkadaşlar. Tamam. Ön ağırlığını da attık. Yandaki kepçe kollarını da çıkarttık. Şu anda ekim için hazır bir pozisyonda. Makinayı bizim arkadaş açmış oraya. Dörtlü havalı mimzer. Bunun altılısı da var bizde. Onun nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok vallahi. Ayarlanabilir diğeri. 40 santim ve 60 santim çapında ayarlanabilir o. Bu normal standart. 35 santim aralığında ekim yapar. Buradan bir gübreyi doldurak arkadaşlar önce. Tamam. O kadar gübre yeter. Fazla gübre atmıyor zaten. Tohumu da dolduralım. Tohumlar bir çerin yanındaymış, şu garajda değil. Çerin yanına gidelim o zaman. Oradan bir hemen tohumumuzu da dolduralım. Ya ben bu adama diyorum ki 100 kere şu ıvırı zıvırı sağa sola atma. Pehlivan kolunu kaldırmış, motorun önüne atmış ya. Şöyle bir çere hemen yanaşalım. Heh. Tamam. Yine zaten tohuma gerek kalırsa gelir buradan alırız. Ya da ben götürürüm, bilmiyorum. Zaten ben kurbanlıkları alıp geldikten sonra boşum. Hadi bakalım. Kazağımız mübarek olsun. İkinci mahsul pancar yerine mısır. Bakalım nasıl verimli olacak mı, olmayacak mı?
deneyip göreceğiz. Hadi bakalım orti, koş peşime. Bahsettiğim tarla burası arkadaşlar. Keyfe kadar öyle bir biçim yaptım. Yarısından çoğunu götürdüm balyaların. Biraz da hala burada. Onlar da taşırız. Canlı yayın açabilirsem canlı yayında falan hallederiz inşallah. Hadi bakayım. Hadi orti. Hadi. Aman şurada ağaca falan kakılma lan. Ortağı derken bizi vuracak traktör. Sağ kuşiden başlamayacağım bu sefer. Orada sürekli bir batma sorunuyla karşı karşıya uğraşamam. Düz olan köşeden biz bir atmaya başlayak. Ortak da girsin hemen arkamızdan. Ve biraz bir gidelim, onu hemen sokalım. Bir baş gidelim arkadaşlar. Zaten biz ondan seri gittiğimiz için önce bir gidişine bakarız, nasıl gidiyor nasıl gitmiyor. Sonra devam ederiz dönmeye. Zaten az bir şey kaldı, çok fazla yer yok. Her yer kapanacak diye de bir şey yok. Sonuçta tarlaya kusur abdesti aldırmıyor, bok atıyor. Bir de dönüp gidek, işimiz garanti olsun şöyle yanına. İki sıra ona yer yapmış olurum. Zaten bizim iki başımız, onun 4-5 sefer gidişi falan. Evet, şöyle bir daha bir dönüş yapalım. Ona bakalım nasıl gidecek bizim cengaver ortak. Biraz badanaş çekiyor gibi ama yine de iyi gidiyor. Bakayım. 10 numara. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, tavatir. Biz şu ramon içinde bir boşaldık arkadaşlar. Adam çünkü sürekli bir arama çabasında. Hemen gidip kurbanlıkları getirek. Ortak zaten bir buraya eker, bir diğer attığımız tarafa eker. O zamana kadar da biz yetişirik. Ben yine video dışı hallederim buraları. İçindeki gübreyi bir saçalım bakalım. Teyip meyip de yok ki anasını sattığımını. Açak da Ankaralı Yasemin dinleyek. Neyse, aslında şu tenteye de takanlar var, bize taksak olur. Ama şimdi gidelim kurbanlıkları getirelim artık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bu makineyle motoru nereye çeksek? Ahırın oraya çekek en iyisi. Şöyle sol tarafta bir yerimiz var. Şöyle şuraya çeksek. Yeter. Tamam. Bu fente balya bastığım arkadaşlar. Söylememe gerek yok zaten. Bu burada dursun. Biz şimdi piramok koşalım. Gidip kurbanlıkları getirelim. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şu an 266 oldu, alalım arkadaşlar. Ben zaten ne zaman video çekmeye kalsam ya biri birine bir şey yapıyor, ya benim komşu üstümde matkap çalıştırıyor, ne bileyim dünya güneşin etrafında tırı satıyor. Bir kere de kafa rahatlığıyla video çekeyim, kendimi keseceğim yemin olsun. Sıkıldım artık vallahi ya. Hemen şunu takalım arkadaşlar. Öbür ramorkuda traktör sesi bence fazla. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Hayvan akırımıza yapıştır. Ben ikisini de kapağını açıp unutmuşum. Neyse, oraya gittiğimizde ilaveleri duruma göre açarık, kapatarık, sökerek, takarak bir şeyler yaparız. Bir hemen şöyle bir gidelim bakayım oraya. 10 hayvan 4-4 mu alır? Bilemedim nasıl alacağını da. Bir şekilde aldıracak. 10 tane hayvan alması lazım ramukların. Hemen bir alıp gelip bakayım arkadaşlar. Cabbaroğulları et ve süt işletmesine yaklaştık. Şu anda giriş sağlıyoruz. Şimdiki. Şöyle bir duralım önce. Söylemem gereken bazı şeyler var. Hayvanları görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlar bunlar. Modellemesini kendim yaptım. Yani normalde burada böyle bir şey yok. Ben bu inekleri kendim modelledim. Bir aksilik olmadı da şu anda her videoda olduğu gibi nasıl yapılır bölümünü koyduysam, çizimdeki hayvanın, modelin hareket ettiğini görüyor olmanız lazım arkadaşlar. Lakin çizim programından hareket ettirdim ama editörde, yani oyunun editleme programında hareket ettiremedim. Onu da ilerleyen zamanlarda inşallah yaparız. Şu anda sadece böyle hareketsiz bir şekilde duruyorlar. Bunları yükleyelim. Gidelim bakalım nasıl olacak. Arka taraftan yükleyeceğiz. Arkadaki ramo bırakalım. O bir dursun. Cabbaroğulları etli süt işletmesi. Ben şöyle yaklaşalım. Tekstürlerini 10 numara yaptım. Dehşet oldu ciddi anlamda. Kendim yaptım diye demiyorum. Bak yakından göstereyim size. Şu gözlerine falan bir bakın arkadaşlar. Gözleri falan yani... Çok 10 numara oldu. Keşke bir de hareket ettirebilseydim, daha iyi olurdu. Şimdi şunları bir yükleyin bakayım nasıl olacak. Başkanlar, ramuk 3 tane inek kaldı. Götü de dışarıda kaldı hayvanın. Böyle 3-3 götürecek, o zaman yapacak bir şey yok. Bunları bir çıkartak. Daha da fazla uzun olmasın artık video. Ben bunları böyle çekerim. Örmeniz yeterli olur zaten. Hareket etmiyor, bir şey etmiyor. Böyle gün yüzüne çıkarak bir arkadaşlar. Arka kapağımızı kapatalım. Ben bu arkadaşları götüreyim ahıra. Daha da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya bol bol yorum ve beğeni bekliyorum sizden. Bir sonraki bölümde dediğim gibi birkaç kez tekrarladım ama tekrardan söyleyeyim. Mısırımıza damlama borusu döşeyeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.